13 yaşında bu kavgaya başladım, 61 yaşındayım. Ama Allah'ın davası. Ben kendi hesabını düşünüyorum. Ben Karadeniz'in muhterisim. Sabah baharisim, gavurun da düğüne düştüm. Anadan doğma antikemalist. Arkasına Şah'ın desteğini almadan Anadolu'da yapılmış bir tek Alevi isyanı yoktur. Bunları da anlatacağım size ileride inşallah. Aleviler bizi Osmanlı ezdi. Yavuz şöyle yaptı. Hiçbir Alevi isyanı bugünkü bir halk hareketi gibi kendinden olmuş değil. Adam Şah kulu adıyla isyan ediyor. Şah'ın kuluyum diyor. Ulan Allah'ın kulu musun? Şah'ın kulu musun? Hayvan oğlu hayvan. İkinci Bayezid zamanında Yavuz buna isyan etti. Şah kulu isyanı var. Binlerce adam öldü. Osmanlı şeytana tapan hala var. Melek Tavus derler şeytana. Yezidiler onların burnunu karartlamış tarih. Neden? İsyan etmemiş. İsyan etmeyip devletin nizamına riayet eden ister inansın ister inanmasın. İster Allah'ı üçtür desin ister birdir desin. Hiç karışmaz. Müslümansa ondan zekat alır. Gayrimüslimse cizye alır. Yani bu kelle vergisidir bugünkü tabirle. Sen İslamiyet'in gayrimüslime tahmil ettiği mükellefiyetleri tekabül edersen adaletle muamele olunmak ve inancın da hatta Allah'a inanmasan bile hür olarak o ülkede yaşama hakkına aitsin. Asırlarca Ermeni'ye dokunmayan, şeytana tapan adama dokunmayan Alevileri niye etsin? İsyan ettin, kafana vurdun. Nizama baş kaldırırsan, amme intizamını bozarsan, mal can telef edersen, devlet otoritesine karşı olan bu harekete hiçbir devlet seyirci kalmaz. Düşünülemez. Bunları ileride mesele mesele anlatacağım ama size Alevilik meselesinde anlatacağım. Göreceksiniz ki her biri bir isyan sebebiyledir. Ve subhanallah isyan eden kabahatli olmuyor. İsyanı bastıran devlet kabahatli oluyor. Böyle mantık olur. Sen o Hristiyan gibi, Rum gibi, Ermeni gibi istediğin kadar yanlış yolda yürü. İtaat et memleketin kanununa, nizamına riayet et. Sana niye bu? Niye Şah'ı metbu tanıyorsun demezler. Sen Şah'ın kuluyum diye bayrak kaldırıyorsun. Şah kulu isyanı. Bunun bir tek örneğidir. Böyle yüzlercesi var.